Geçen sefer bitirememiştik, bayağı unutulmuştuk. Mevzumuz, konumuz, yani insan acaba hayatının işte annesi, babası, bebekliği, çocukluğu, o yıllarda başka insanlardan alabildikleriyle işte bir yapı oluşturuyor. O yapının bir strüktürü oluyor, bir formu oluyor. Bir yandan da o yapının bir enerjisi oluyor. Onu hayatı yaşamayı, insanlara bağlanmayı, kendine bir yatırım yapabilmeyi, yani kendine bir dünya kurmasını sağlayabilen veyahut da kendisini ayakta tutabilecek, kendisini algılarıyla, düşünceleriyle, hisleriyle varlığını başka insanlardan, başka duyduklarından etkilendiğinde kendininkileri yok saymadan, ihmal etmeden bir varlık olarak kendi bütünlüğünü muhafaza edebilecek mi? Değil mi? Bütün bu aldıklarıyla bunları yapması gerekiyor. Ve de aslında temel soru, işte bir bakıma hepimiz işte doğduğumuz ortamı, annemizi, babamızı, onların özelliklerini, onların enerjilerini kaderimiz sayabiliriz. Bu oluşmuş olan bu kaderle doğuyoruz onların çocuğu olarak. Sonra bu kaderi değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebilir miyiz, değil mi? Esas büyük soru, belki binlerce yıldır insanlar hep bu soruyu sorar. Gerçekten kader değişebilir mi? Kendi kaderimizi değiştirebilir miyiz? Burada kaderimizi değiştirmekten kasıt, özelliklerimiz süreç içerisinde, yaşımız büyüdükçe, hayat tecrübemiz arttıkça özelliklerimiz gelişebilir mi? Veya kapasitemiz artabilir mi? Bağlanma kapasitemiz, sevme kapasitemiz, yani enerjimiz artabilir. Yani bu enerjinin bir kısmını bir yerlere bağlıyoruz. İşte onlar bizim sevdiğimiz insanlar oluyor çoğu zaman. Ama bazen eşyalarımıza da bağlayabiliyoruz. Bazen hayvanlarımıza da bağlayabiliyoruz. O bir kısmını, enerjinin bir kısmını bağlanabilmek için kullanıyoruz. Bir kısmını kendimizi, demin söylediğim gibi, ayakta tutabilmek için kullanıyoruz. Bir kısmını da günlük hayatımızı sürdürebilmek, ilişki kurabilmek ve ilişkileri sürdürebilmek için kullanıyoruz. Bütün bunların bir bakıma kader demiş oluyoruz. İçinde büyüdüğümüz belirli durumda bütün bunlara ilişkin belli özelliklerimiz, belli bir gücümüz oluyor. Buna da kader demiş oluyoruz. Ve de hani bu gerçekten değişir mi? Değişirse nasıl değişir? İşte özellikle mevzunun çıktığı nokta orası, işte diyelim meditasyon, yoga veya işte bütün insanları geliştirmeye, büyütmeye çalışan öğretiler, ister tasavvuf olsun, ister yoga olsun, ister meditasyon olsun. Hatta bence dinlerin de böyle bir iddiası var, değil mi? Dinler de gerek ibadet pratikleriyle, gerek işte daha mistik açılımlarıyla, onlar da böyle bir şeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi birazcık özetlemiş olayım geçen kaldığımız yerden. Geçen sefer demiştik ki işte insan sahip olduğu özellikleri nasıl oluşuyor mesela. İşte diyelim ki mesela bir çocuğun işte titiz, düzenli bir çocuk mu olacak? İşte yaramaz bir çocuk mu olacak? Veya disiplinli bir insan mı olacak? Boş vermiş bir insan mı olacak? Büyük ölçüde içinde büyüdüğü ortamda. Evet, diyelim ki mesela çok bilinen bir şey, bir insanın annesi çok tertipli, düzenliyse çocuk ya çok tertipli, düzenli olur ya çok dağınık olur. Ona tepkiyle çok öbürce sarılır. Mesela belli bir yaş döneminde
özellikle 1,5-3 yaş arasında çocukların annenin çevresindeki insanların beklentilerine, onların sevebileceği, benimseyebileceği birileri olmaya ilişkin çok büyük bir çabaları olur. Ve diyelim bu yaş döneminde önemli ölçüde karakter. En yakın insanların, özellikle annenin, babanın özelliklerine göre şekillenir. Dolayısıyla demek ki içinde bulunduğumuz ortamdaki insanların özellikleri, onların çocuktan bekledikleri, çocuğun onlara çok muhtaç olduğu için, çok fazla korkuları olduğu için ve o korkuları ancak annesinin babasının yanındayken veya aile içerisindeyken daha az hissedebildiği için çocuk aile içinde kalma ihtiyacıyla kendinden beklenen, istenenleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Bir bakıma bütün çocuklar çok taşıyamayacakları bir hayat gerçeği karşısında mecburen annenin babanın istediği gibi olmaya uğraşıyorlar. Şey gibi oluyor, bir çocuk için sevilebilir olmak, onun işte korunup kullanması, yedirilip içirilmesi için güvence oluyor. Dolayısıyla da çocuk sevilebilir olmaya çalışıyor. Peki bu bütün insanlar için mi geçerli? Bütün insanlar için geçerli değil. Eğer ortamda sevgi yoksa olmayabiliyor. O zaman bir insanın sevilebilme ihtiyacı olmuyor. İşte ne oluyor? İşte diyoruz ki psikopat. İnsanlara zarar vermekten, insanların onu sevmemesinden rahatsız olmayan bir insan oluyor. Çünkü onda sevilebilir olma ihtiyacını uyandıracak bir ortam bulamamış olduğu için öyle oluyor. Veya ağır hastalık yaşayan insanlarda, psikozlara girip çıkan veya şizofreni denen hastalıkta veya otizmde daha da ağır. Orada da ortamda çocuğun ruhsal enerjisinde sevmeyi becerebileceği bir biçime dönüştüren annelik çok eksik olduğu için bu tip hastalıklar oluyor. Dolayısıyla insanın etrafında insanlar olması ve o insanların ondan bir şey bekliyor olması yetmiyor. Bir de bir insanın kendisinin bu beklenenleri yerine getirecek bir enerjisi olması lazım. O enerjisi olması lazım ki beklenenleri yerine getirebilsin. Yoksa suçlu hisseder yapamıyorum diye, kendini kötü hisseder, çok kötü hisseder ama yapamaz yine de. Yapabilmesi için gereken malzeme yoktur çünkü. Tabii bu arada şu söylenebilir, yani özellikle bebeklik döneminde çocuk anneden alabildiği ilgi, dikkat, sevgi. Sevgi dediğimiz şey aslında, sevgi dediğimiz şeyin ham maddesi dikkattir. Yani bir şeye yönelebilen dikkat, bir şeye bağlanabilen dikkat. Ya o bir enerji taşır. O enerji bizi ilgilendiğimiz şeye bağlar. Tamam, onunla bir ilişki kurmamızı sağlar. Dikkat dediğimiz şeyin daha yoğunlaşmış şekli veya sürekli halinin adıdır sevgi. Dikkatin enerjisiyle sevginin enerjisi aynı şeyden geliyor ama dikkat daha kısa süreli bir şey. Sevgi daha kalıcı, daha uzun süreli bir duygu. Çocuk, bebek annenin dikkati üzerine yöneldiğinde ama daha çok buradaki kastedilen dikkat bilinçaltı bir dikkat. Yani annenin gözünü çocuğa dikmesiyle oluşan bir dikkat değil. Çocuğun acıktığını, susadığını, huzursuz olduğunu, kucak mı istiyor, uyumak mı istiyor, onu hissetmesini sağlayan. Daha doğrusu bu manada yani belki de buna çocukla bir ruhsal ilişki kurabilme kabiliyeti diyebiliriz. Öyle bir dikkat bu. O dikkat bebeğe bir enerji aktarıyor. O dikkat üstünden bu dikkatle bebek annesinin enerjisini alıyor. Ve o annesinin aldığı enerji yavaş yavaş çocuğun içerisinde bir gelişmeye, bir büyümeye, yani bir şeyin, ne bileyim, bir bitkiye güneş enerjisinin yaptığı gibi. Bebek yavaş yavaş anneden aldığı enerjiyle kendisi bir yapılanmaya, bir varlık olmaya başlıyor. Kendi enerjisini üretmeye başlıyor.
Şöyle diyeyim daha doğrusu, zaten bebek bir enerjiyle geliyor. Geldiği enerji, işte hayat, yaşam enerjisi dediğimiz enerji, işte kundalini enerjisi diye de tabir edilen yogacıların. O enerji, bebek doğduğu zaman zaten o enerjiye sahip. Ama o enerji yemek dışında, meme emmek dışında başka bir şey için kullanılabilen bir enerji değil. Yani bebeğin başlangıçtaki enerjisi sadece yiyip yutmaya yarıyor. Ama bu yiyip yutma derken, şunu birazcık daha genelleştirirsek, mesela bebek gözüyle yiyor, görmüş oluyor, bakmış oluyor. Kulağıyla yiyor, duymuş oluyor. Efendim işte kokusuyla kokuyu alıyor, kokusunu aldığı şeyi içine çekmiş gibi oluyor. Veya işte ağzıyla yiyor, besleniyor, tamam. Ama bütün bebeğin bütün işlevleri yapabildiği, yeni doğmuş bir bebeğin yapabildiği bütün işlevler sadece bu yeme özlü bir enerjiyle gerçekleşiyor. İşte annenin demin sözünü ettiğim enerjisi, çocuktaki bu enerjinin, yani bu sadece buna, bu yemeye yarayan enerjiyi dönüştürüyor ve dönüştürdüğünde dikkatini verebilen, annesinin gözünün içine bakabilen, annesiyle ilişki kuran veya bir oyuncakla ilişki kuran, yani dikkat oluşmaya başlıyor bebekle ve ilişki kurmaya başlıyor etrafındaki canlı cansız bütün nesnelerle. Tamam, bu bebekte artık işte bir şeylere bağlanabilme kapasitesinin, sahip olduğu enerjiyle bir şeyler yapabilme kabiliyetinin, ne mesela, işte diyelim ki düşmüş emziği eliyle tutabiliyor veya bir oyuncağı arkasını önünü çevirebiliyor, değil mi, birkaç aylık bir bebek. İşte o enerjinin dönüşmesiyle mümkün. Bunları yeni doğmuş bebek yapamaz. Daha sonraki bebeğin bunu yapabiliyor olması annenin, anneyle olan ilişkisinde bebekteki oluşan dönüşümle ilgili bir şey. Yani işte en baştan itibaren doğduğumuz zaman bize verilenler var. İşte özellikle annemizden gelen. Ama şunu da eklemek lazım. Annenin bebeğin ihtiyacı olan dikkati, ilgiyi, enerjiyi bebeğe aktarabilmesi için anneyi de besleyen, anneye de dikkat, ilgi, sevgi aktaran birilerinin olması lazım. Bazen bu annenin annesi olur. O tabii tercih edilen koca, çocuğun babasının anneye böyle bir enerji vermesidir. Eğer böyle bir şey, döngü oluşuyorsa, babadan anneye, anneden bebeğe, tabii bebek bir süre sonra zaten annede kendisi de bir sevgi uyandırmaya başlar. İşte gülmesiyle çeşitli, yavaş yavaş özellikleri oluşmaya başlar. Annede bebeğe ilişkin oluşan duygular, annenin içindeki sevgiyi canlandıran şeyler olur, değil mi? Yani normal bir insan genel olarak bir bebekle karşılaştığında, bebeği kucağına aldığında, bebek onun içindeki sevgiyi uyandırır. Bebek o sevgiyi uyandırmayı biliyordur. Nereden biliyordur? Annesinden öğrenmiştir aslında. Annesiyle olan ilişkisinden öğrenmiştir. Eğer anne çocukla ilişki kuramamış olursa, yani otistiklerde mesela, karşındaki insanın içinde bir sevgi uyandırma kabiliyeti yoktur. Demek ki içimizdeki uyanan sevgi sadece bizim sevgimiz değil, bir de onu birinin uyandırması gerekiyor. Bu şekilde çevremizden, etrafımızdan, özellikle çocukluk boyunca alabildiklerimiz var bir kere. Bunu bir koyalım, alabildiklerimiz var, alabildiklerimize sahibiz. Sonra ne oluyor? Sonra hayatın çeşitli dönemlerinde insan, mesela diyelim ki bir kadın, işte diyelim ki 20'li yaşlarının ortalarında bebek sahibi oldu. Çocuğuyla ilgileniyor ve çocuğa kendisi bakıyor, çocuğu büyütmeye uğraşıyor. Objektif bir göz o anneyi bir yıl sonra görse, annenin bebeğine verdiği emekle beraber kendisinin kapasitesinin de arttığını, daha önce katlanamayacağı şeylere katlandığını, daha sabırlı olduğunu, daha
az sıkıldığını, daha fazla sevmeyi becermeye başladığını görürsünüz. Hayat olayları, özellikle bizde büyük yatırım yapmaya mecbur eden durumlar, işte çocuk sahibi olmak gibi. Tabii aynı şey erkekler için de geçerli. Onlar da sorumluluk alabiliyorlarsa, aldıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışırlarken ruhsal kapasitelerinde bir artma olur. Dolayısıyla demek ki hayat içerisinde insanın yaşarken bir şeylere emek vererek, bir şeylere bağlanarak, bir şeyleri severek yaşıyor olması onun süreç içerisinde kapasitesinin artmasına yol açar. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Verdiğimiz emek bizim ruhsal kapasitemizi olarak bize geri döner. Bizim yeterliliğimizi, kabiliyetlerimizi, sevme kapasitemizi, bağlanma kapasitemizi arttıran bir şey olarak bizim kapasitemize eklenir. Yani eğer bize verilmiş olanları kaderimiz sayacaksak, demek ki insanın hayatını çalışarak, emek vererek, sorumluluk alarak yaşaması zaten kapasitesinde bir artmaya neden olur. Tamam, bu böyle bir şey. Bu da bence bir kısım insan farkına varmadan bu süreçte aslında kaderini değiştirmiş olur. Bir şeylere emek verirken. Tabii bu arada şöyle şunu da eklemek lazım. Mesela diyelim ki bir adam inşaat işçisi, işte bilmem 5 kat merdiveni bilmem tuğla taşıyor. Sürekli kanter içerisinde çalışıyor. Şimdi bu çalışma acaba bu insanın kapasitesini arttırır mı? Bu çalışma insanın aslında kas kapasitesini arttırır. Şeyleri çok güçlenir, kolları, sırt kasları, şu bu, bacakları falan. Ama ruhsal kapasitesini arttırır mı? Arttırmaz. Hatta tam tersi olur. Bir insan eziyet görüyorsa, isterse bu işte ağır bir yükü bilmem kaç kat yukarı çıkartmak olsun, isterse çok ağır bir spor yapıyor olsun, isterse çok kendini yorarak yoga yapıyor olsun. Eğer bir insanın ızdırap verecek kadar fazla çalışmaya başlaması halinde kendiyle ilişkisi kopmaya başlar. Yani hissetmemeye başlar. Tabii kendi içinde öfke oluşmaya başlar. Aslında yorulmaya başlayan insan. Ama o öfkeyi hissetmemek için de kendiyle ilişkisini kesmeye başlar. Ve otomatiğe bağlanmış gibi, makine gibi, robot gibi işlev görmeye başlar. Böyle bir şeyin, işte dediğim gibi kasları güçlendirmekten, onların kapasitesini arttırmaktan başka bir işlevi olmaz. Demek ki bir insanın verdiği emeğin veya gösterdiği çabanın onu büyüten, geliştiren bir şey olması için ruhsal bir katılım da gerekiyor o yapılan işe. Bu iş olabilir ama işte ruhsal bir katılımla beraber giden bir iş olması lazım. Çünkü sevilerek yapılan bir iş olması lazım. Yani işin o insan için sadece para kazandırmak değil, bir de bir anlamı, bir manevi doyumu olması lazım ki dolayısıyla meslek seçiminde bence çocuklara sadece iyi para kazanacakları işler değil, ruhsal olarak da katılabilecekleri, sevebilecekleri, benimseyebilecekleri yolları açık tutmak lazım. İş hayatının bunları geliştirebilmesi için. Ayrıca bir de etrafımızda, hani çocukluğumuzda anamızdan, babamızdan aldık, alabildiğimiz, onlar bizim işte temel malzememizi oluşturuyor. Peki belli bir erişkin çağına gelmiş olan insan, artık annesi babası çocuk olmuş, çocuk onun annesine babasına annelik babalık yapmak mecburiyetinde kalıyor. Peki böyle bir durumda ne oluyor? Böyle bir durumda genel olarak sevgi ilişkileri, aşk ilişkileri aslında insanların yeniden birbirlerinden bir şey alabilecekleri bir durumu oluşturuyor. İnsanlar ilişki içerisinde birbirlerinden bir malzeme, enerji almayı sürdürürler. Ama tabii ki enerji alabilmeniz için karşınızdaki insanın bir enerjisi olması lazım.
Çoğu zaman işte hani depresyonda olan veyahut da antidepresanlarla ayakta durmaya çalışan bir insan zaten etrafındaki insanlara bir şey veremez. Yok ki versin. Kendine yetmiyor sahip olduğu enerji. Değil mi? Depresyonda olan hadise hemen hemen böyle bir şeydir. Sabahleyin yataktan kalkmak istemez. Canı bir şey yapmak istemez. Kendini zorlayarak bir şeyler yapmaya uğraşır. Dolayısıyla eğer gayet görünür bir biçimde depresyon şikayeti olan insanlarda enerji eksikliği görülür. Öyle bir durumda çocuklarına bile veremez. Çocukları bile ağır gelmeye başlar. Yük gibi algılamaya başlar insan çocukları. Sebebi enerjinin olmaması. Yani ama canlı bir ilişkide özellikle cinsellik yaşanırken birbirine bir enerji transferi olur. Birbirine bir enerji aktarımı olur. Bu da insanın kapasitesini arttırır. Yani hayatında kendini mutlu hisseden, ilişkisinden memnun olan bir insanın zaten yüzüne baktığınız zaman enerjisini görürsünüz. O bir parlaklık oluşturur bir insanda. Öyle olunca da bir şeyleri severek yapma imkanını bulur. Demek ki o zaman bir üçüncü şey olarak, kategori olarak diyoruz ki insanlar hayatlarında annelerinden, babalarından sonra ayrıca demek ki bir de sevgi ilişkilerinden de bir şeyler alabilirler. Ve böylece anlaşılıyor ki zaten demek ki kader değiştirilebiliyor. Doğru bir şekilde yaşandığı zaman kader değiştirilebiliyor. Şimdi burada hani doğru yaşamak derken kastedilen ne? Geçen sefer bahsetmiştik biraz ama yine birazcık değinelim. Konuştuklarımızın bir bütünlük oluşturabilmesi için. Şimdi demin zaten insan işte sorumluluk alabiliyorsa, aldığı sorumlulukları yerine getirirken kapasitesi artar demiştik. Bu bence kritik bir laf. İnsan sorumluluklarını yerine getirirken kendini geliştirir. İnsanın hayatında belli bir kolaya kaçma yollarını insan kendini kapatarak yaşayabiliyorsa, ne demek kolaya kaçarak kaçma yollarını kapatmak? Diyelim ki yalan söylemeden yaşamayı, hiçbir şekilde yalan söylememeyi. İnsan mesela kendine bir düstur ettiyse, kendine bir ilke ettiyse ki Batı kültüründe bu neredeyse yaygın bir şeydir. Bir düsturdur. İnsanlar yalan söylemek çok şey. İnsanı adam yerine konmayacak hale düşürür. O zaman insan yalan söylemeyecekse ya bir meselelerin altından kalkmaya ya elindekiyle elindeki savunabileceği şeyleri yapmaya, arkasında duramayacağı şeyleri yapmamak için bir disiplin geliştirmeye mesela mecbur kalır. Diyelim ki demek ki dürüstlük, açıklık, yalansız olmak insanı gelişmeye mecbur eden, kendini geliştirmeye mecbur eden ilkelerden bir tanesidir. Mesela aynı şekilde insanın rahatına çok düşkün olmaması, kendi sorumluluğunu üstlenmesi, kendiyle ilgili yapması gerekenleri başkalarına yaptırmak yerine, kendisinin yapmayı tercih etmesi, yine onun kapasitesini arttırmaya ve onu geliştirmeye mecbur eden belli bir canlılığı, belli bir disiplini, belli bir diriliği muhafaza etmeyi bir becermek zorunda onu bırakan bir şey. Değil mi? Mesela başka bir şey. Başka bir düstur. Genel olarak insanları ya çıkarları ve ihtiyaçları yönetir ya içlerindeki sevgi yönetir. Eğer bir insana yeterince adalet duygusu veya yeterince otonom olma, başka insanlara muhtaç olmadan yaşama duygularını veren bir ortamda büyüdüyse veya insan daha sonradan bu değerleri
kendisi diyelim ki işte mesela yoganın da felsefesinin içerisinde olan şeyler bunlar hep. Bütün büyütmeye çalışan öğretilerde hep bu ortak özellikleri görürsünüz. İşte yalan olmayı, yalansız olmayı, rahatına düşkün olmamayı, her şeyi parayla çözmeye kalkışmamayı, yapabileceği her şeyi kendisinin yapmasını, yani bu tip bir hayat anlayışı, böyle bir yaşam tarzı insanı gelişmeye ve büyümeye mecbur eder. Diyelim ki bir şeyle, bir adalet duygusuyla büyümüş olan bir insan sadece çıkarları tarafından yönetilmekten rahatsız olur. Yapması gereken neyse veya doğru olan neyse onu yapmayı kendinden bekler. Hani birazcık bunlar bugün yaşadığımız dünyada biraz hakikaten biraz lüks oldu, bazen enayilik oldu, bazen evliyalık haline geldi ama sonuçta bunları başkaları için değil, kendimiz için yapacaksak zarar yok, biraz enayi olalım derim ben. Ben demek ki bu şey belli bir hayat disiplini içerisinde, belli bir tutarlılık içerisinde yaşamak zaten insanı gelişmeye mecbur eden bir ortama dönüştürüyor hayatı. Değil mi? Hayat o zaman bir insan için böyle bir ortama haline geliyor. Aslında bu her şeyin çok yerli yerinde olduğu, annenin babanın birbirini sevdikleri, çocuklarını da işte aralarındaki sevginin ürünü olarak algılayıp büyütmeye çalıştıkları bir ortamda zaten bunlar vardır. Zaten çocuğa sorumluluk verilir. Zaten çocuk kendi yaşı büyüdükçe üstündeki sorumluluk artar. Zaten çocuktan yalan söylememesi beklenir. Zaten çocuktan işte diyelim ki dersini yapıp, ödevini yapıp okula gitmesi beklenir. Diyelim ki kardeşi küçükse onunla ilgili bir sorumluluk verilir. Yani bu, burada söylemeye çalıştığım şey. Zaten belli bir dönem dünyada, işte 1950'ler, 60'lar, 70'lerin sonlarına kadarki bir dönemde zaten bir aile, ortalama bir ailenin içerisinde oluşturulmaya çalışılan ve sürdürülmeye çalışılan prensiplerdi. Demek ki bunu insan erişkin çağında da, sanki bir çocuğun çok sağlıklı bir aile içerisinde büyüyen bir çocuğun çerçevesini kendi kendine oluşturmasından bahsetmiş oluyoruz aslında. Gönüllü bir şekilde. Şimdi bir tane şey vardı. Az Seçilen Yol diye bir kitap vardı. Bilmiyorum okuyanlarımız oldu. O kitabın sonlarına doğru kitabı yazan adam Spak bir şey Spak'tı ama. Spak mı? Sonlarına doğru adam diyor ki eğer diyor işte insan hemen hemen bu bahsettiğim şeylerden bahsediyor. İnsan işte hayatı belli bir tutarlılık içerisinde, bütünlük içerisinde ve işte kimseye zarar vermeden, kendine de zarar verdirtmeden düzgün bir şekilde yaşıyorsa diyor bir gün başına olmadık bir şey gelir diyor. Bahsettiği şey genel olarak bu hayat çizgisinde yaşayan insanların böyle bu çizgiyi bozmadan ve samimi bir şekilde sürdürmeleri halinde yavaş yavaş mistik deneyimler yaşayacağını söyler aslında o kitapta, o bölümde. Hakikaten de öyle olur. Yani bir insanın içindeki sevgi onu yönetmeye başladıysa ve içindeki o sevgiyi bozacak hiçbir şey yapmamayı becerebiliyorsa, işte insan kullanmaktan tutun, işte ne bileyim dürüst ve samimi bir insan olmaya kadar. Gerçekten burada sizin meditasyon veya yoga içerisinde gerçekleştirmeye çalıştığınız şey kendiliğinden olmaya başlar. Aslında çakralar üzerinde yani başka seviyelerde açılmalar olmaya başlıyor. Burada evet, evet. Şeylerde oradan geliyor. Evet, evet. Aynen yani öyle. Yani burada sizin yani yoga için evet. Ama hayatı da orada tutarak evet. Evet. Ama ben Berivan'ın dediği gibi bir şey olmaya başlar. Yani muhtemelen zaten belli bir
muhtarlık çizgiden gitmeye başlıyorsanız mesela kendinizi işte hayvanıyla, ağacıyla, ormanıyla, işte bilmem kuşuyla, kuş sesiyle falan büyük bir bütünlüğün parçası olarak algılamaya başlıyorsunuz. Ve o bütünlüğün parçası olmak aslında çok da mütevazileştirici bir şey. Çok büyük bir bütünlüğün küçücük bir parçası. Bugün var, yarın yok. Ve bu hiçbir acı duyulmadan, hiçbir korku duyulmadan mesela bu duygu deneyimleniyorsa en yukarıdaki şakrayı açar zaten. Değil mi? Tepe şakrasını açar. O büyük bütünlüğün parçası olmak. Efendim? Evrenle birlik olma, bir olma. Evet, evet. İşte tam Berivan'ın söylediği şey. Veyahut da diyelim ki bütün canlılara, etrafınızdaki her insana gerçekten sevgiyle yaklaşabiliyorsanız. Ama bakın bu ben sevgiyle yaklaşayım demekle olmaz. Kendi içinizdeki enerjinin temiz bir enerji olması çok uzun bir çaba, emek ve disiplin sonunda olur. Yoksa ay ben çok sevmek istiyorum demekle İnsanlar sevebilselerdi, vallahi hayat çok kolay olurdu. Olmuyor. Olması için ne yapılmak lazım, onu konuşuyoruz. O olması, yani o sevginin oluşması bir son ürün. O son ürün nerelerden geçilerek oluşur? Tamam, bence bu hayatın en önemli meselesi. Hakikaten bunu uygulayabilmek, bunu yaşayabilmek. Bu çok genç yaşlarda olacak bir şey değil yani. Bu bütün bu çaba, emek, disiplin ben şeyini ürününü 40'lı yaşlarda veya 40'lı yaşların sonlarında verebilir ancak, tamam mı? Gençler. Ama uzun bir disiplinin sonunda olabilecek bir şey. Kırkında başlıyorsan biraz daha uzun zaman ileriye kayabilir. Yani eğer bir insan sevgiyle davranabiliyorsa, işte diyelim ki nerede onun şakrası? Kalp şakrası mı? Evet. Daha üstte mi? Yani biraz geçmesi lazım. Yani kalp ama bana sanki daha alt şakralarla da bağlantı, yani hepsi birbiriyle bağlantılı gibi. Tabii zaten. Yani şimdi yani, o bu. Hani sevgiyle davranabilmek sırf kalp şakrasını açmaktan geçmiyor gibi düşünüyorum. Elbette. Yani şimdi bu çok iyi bir yere temas ettik. O zaman konuyu birazcık da öyle açalım. Yani bir kere bir insanın bu bahsettiğimiz şakraların açılabilmesi veya işte bu mistik deneyim yaşayacak hale gelmek dediğimiz şey bir kere çok yüksek bir enerjiyle gerçekleştiği için o enerjinin tabanını oluşturan işte yaşam enerjisi ve diyelim hakikilik, diyelim doğallık, diyelim içinden geldiği gibi olabilme, diyelim bir fotoğraf ve resim gibi olmayı reddedip neyse o olmaya cesaret etme falan gibi. Aslında bizi toprağın, evrenin, ne bileyim hayvan dünyasının her bir şeyin enerjisinden besleniyor durumda olmamız lazım. Son derece hakiki ve doğal olmamız lazım ki o beslenme alttan geliyor işte. Herhalde bir onu söylemek istediği şey o. O beslenme en yukarılara kadar çok rafine bir enerjinin, çok imbiklenmiş, çok böyle çok rafine olmuş bir enerjinin oluşması mümkün olsun. Dolayısıyla bu dediği gibi hani şey derken ben de bu bir son ürün derken gerçekten böyle her türlü yapay, her türlü mış gibi yapmayı içeren veya kendi kendine konan bir takım kalıplarla veyahut da ne bileyim mükemmel olma ihtiyacıyla veya dur ben şey olayım çok mistik bir insan olayım hevesleriyle falan olacak şey değil bunlar, tamam mı? Bunların olabilmesi bir kere her şeyden önce o doğal, tabii, hakiki olmayı ve neysen o olmayı benimsemekle mümkün. Ama bu bir insan böyleyken kimseye zarar vermemeye veya kendine zarar verdirtmemeye veya yalan söylememeye uğraşabilir. İşte bu süreç
böyle bir enerji tabanının üzerinde oturuyorsak enerjimizi daha rafine bir enerjiye dönüştürür demek istiyorum. Zaten işte bütün öğretilerinde amaç bunu gerçekleştirmek. Bu arada yani şunu söyleyeyim, kendim gördüğüm ve gözlediğim kadarıyla insanlar bir takım böyle işte ne bileyim reiki veya şu bu veya işte yoga, meditasyon. Bütün bu uğraşmaların bir kendini önemsemek içeriğinden kaynaklanması halinde bunlar hiçbir yere varmaz. Kendini önemsemek için yapılan hiçbir şey sonuçta insanı büyütmez. Çünkü büyüme dediğimiz şey bir insanın kendi önemsizliğini, yani demin dediğim gibi çok kocaman bir bütünlüğün bir parçası, minicik bir parçası olma bilincini bir yandan da çok yüksek bir sevme kapasitesini ister. Sevme kapasitesi kendini önemseyen insanlar aslında sevilmek için yaparlar bunu. Sevdikleri için değil. Dolayısıyla o zaman o yanlış bir yola girmek olur. Yani onu o, yani işte diyelim ki böyle insanlar görürsünüz hayatınızda, göreceksiniz. Eğer o insanlarla ilgili bir sorumluluğunuz varsa o kendini önemseme içeriğini algıladığınızda yanlış yola girdiğini, o yolun bir yere varmayacağını bilmek lazım. O zaman egoyu beslemiş olur. Evet. Yani narsistik tarafını beslemiş oluyoruz. Halbuki büyüme, narsistik tarafın küçülmesi, sevme kapasitesinin artmasıdır. Zaten sevgilim de anlattığınız şekliyle bebeklikten itibaren dönüştürücü etkisiyle çocuk talep ediyor, tamamen alma yeriyor. Sonra kendi içinde dönüştürüyor, anneye de yansıtıyor, anne de dönüşüyor. Ve o enerjinin dönüşümünden baktığımız zaman zaten orada bir bilinç oluşuyor. O bilinç oluştuğu zaman o evleme de yansıyor. Artık orada evlat bilinç olur, noktaya gelince çok çaba gerektirmiyor zaten. Bilinç oluşturuyor derken ne demek? Yani farkında oluyorsunuz. O şeyde dediniz ya, iyi insan olmak. O evrensel ilkeleri oluşturma, adalet duygusu, sorumluluk bilinci, işte rahatla fazla keyfiyete bırakmama. Orada bir bilinç oluşuyor. Onun oluşturduğu bilinç zaten o eylemi de yaratıyor, tetikleyen oluyor önce. Ama sonrasında da o özümsendiğinde zaten artık bir çaba gerekmiyor onun için. Ondan sonra hani mistik deneyim dediğimiz, yani herkesin kendi şeyinde ya da işte çakranın açılması, enerjinin daha rahat dönüşeceği bir alan oluşuyor. Tekerlek diyoruz tabii çakraları. Bunlar daha hızlandıkça o göz algı farklı yöne kayıyor diye düşünüyorum ben. İşte bu hani bilinç oluşuyor deyince ben birazcık dikkatle ona ele belki almak lazım diye düşünüyorum. Yani orada. Yani çünkü bu şey tamam insanın bir takım ilkeleri, prensipleri onu bir çerçeve şeklinde ama mükemmel olayım, şöyle olayım, böyle olayım değil. Bir kendi kendine eğer bir insan çocukluğunda ona bir çerçeve çizildiyse, işte dersini çalışması, kardeşini sevmesi veyahut da ne bileyim işte sorumluluk alması falan öğretilerek zaten o çerçeve içinde taşır. Ama o çerçeveyi dediğim gibi annenin babanın özelliklerinden sıyırarak olabilir ki baba yalan söylüyor olabilir. Veya anne zorlandığı zaman yalan söylüyor olabilir. Yani o çerçeveye, ama çerçeve içimizde bir çerçeve vardır ama o çerçeveyi biz düzeltip uygun hale getirip kendimiz için daha bizi geliştirecek ve büyütecek bir şekilde dönüştürebiliriz. Ama genel olarak insanlar zaten çerçeveyi bilirler. Aile içinde büyük. Şimdi burada şunu demek istiyorum, itirazım daha doğrusu kaygım şu noktada, her şeyin içten gelerek yapılması, içten gelerek yapılması, içten gelenin ihmal edildiği durumda suçluluk duyulması, içten geldiği halde işte bilmem başka bir şey o anda daha cezbedici gel veya bir hevesin arkasına takılıp içten geleni realize edememek falan gibi şeyler bilinçten çok. Tamam mı? Bizim kendi içinde bulunduğumuz dünyayla veya evrenle oluşturduğumuz ilişkinin bizi ittiği, zorladığı şeyler daha kıymetli bence.
Yani şöyle de denebilir. Bir insanın ruhsal gelişmesi için mesela psikoterapi ortamında insan büyütülmeye çalışılıyor, geliştirilmeye çalışılıyor. Oradaki en temel prensiplerden bir tanesi sürekli tedavicinin hakikatten yana olmasıdır. Tamam. Bu mesela bu içselleştiğinde kendinizi kandıramamaya başlarsınız. Bir sebeple kendinizi kandırdığınızda ne yapıyorum ben yani acaba hani kendimi mi kandırıyorum kuşkusu gelmeye başlar içiniz. Yani hakikat sevgisi mesela bir terapi ortamında kesinlikle en önce öğretilmeye çalışılacak benim bir şeydir. Yani bunu da hakikati sev diyerek olmaz mı? Siz anlatılan bir insan bir şey anlattığında o anlattığın şeyin arkasında hangi dürtülerin, hangi korkuların, hangi endişelerin olduğunu görmek için uğraşıyorsanız ve siz görürken hasta da görüyorsa bu hakikat sevgisinin realize edilmesi zaten. Önemli olan onun bir şeyin sen bunu sev, yap, et değil. Önemli olan o pratik içerisinde o sevginin hayata geçmesi. O hayata geçiyorsa zaten karşınızdaki insan da onu alıp hayatına geçirmeyi öğrenmiş oluyor. Değil mi? Yani burada benim bilinç dediğim şey o herhalde. Yani sev diyerek, yap diyerek, yapmalısın diyerek. Önemli olan onun oluşmasının ortamını oluşturabilmek. Ki irade denen şey bence budur. Yani irade, dur ben şu dersi bitirene kadar veya şu filmi bitirene kadar bu filmin başından kalkmayacağım veya şu dersi bitirmeden gidip karnımı doyurayım. Bu irade değil. Bu kendi kendine uyguladığım bir baskı. Veya belki mükemmel olma ihtiyacında yapılan bir şey. İrade başka bir şey. İrade yaşadığımız dünyayı bizi büyütecek şekilde kurabilmek. Bizi geliştirecek şekilde kurabilmek. Bunu becerebildiğimiz zaman bizim irademiz yani gelişme, büyüme, hakikatin bir parçası olma veya büyük bütünlüğün bir parçası olma irademiz oluşmuş olur. Evet yani demek ki o zaman bir şunu hadi tekrar altını çizip söyleyebiliriz. Gerçekten tutarlı ve doğru bir yaşam felsefesi. Ve işte buralarda o kendini önemsemeye kayıp, kendi üstünde bir baskıya veya mış gibi yapmaya veya bir iddiayı gerçekleştirmek gibi bir yere, bir zemine kaymadan doğru bir biçimde yaşanabiliyorsa o zaten insanda büyük bir kapasite artışına neden. Şimdi burada bu işte meditasyonun veya yoga yaparken siz uyguladığınız teknikleri veya işte insanlar ibadet ederlerken, dua ederlerken, namaz kılarlarken veya oruç tutarlarken gerçekleştirilmeye çalışılan bir şey var. Değil mi? Yani bunlar bu burada ne yapılmaya çalışılıyor? Bu pratiklerle, bunlarla, bu uygulamalarla ne yapılmaya çalışılıyor? Ki bu uygulamalarla yapılmaya çalışılan şey bizim en derin katımız yani işte şöyle söyleyelim içimizde bir bebek var onun üstünde bir çocuk var onun üstünde de bir erişkin var tamam mı? Bebek işte biz aslında ihtiyaçlarımızı ve dürtülerimizi taşıyan alan yani bir canlı varlık olarak dürtüleri olan, işte ihtiyaçları olan bir varlık olarak, işte ne bileyim, yorulduğunda dinlenmeye ihtiyaç duyduğumuzda, susadığımızda, su içmek istediğimizde, acıktığımızda, yemek istediğimizde aslında içimizdeki bebekle meşgul oluyoruz. Ve bunları yapıyoruz çünkü bunları annemiz bize yaptı. Çünkü biz onun bize yaptıklarından içimizdeki bebeği aç bırakmamayı, susuz bırakmamayı veya terlediğinde üstünü çıkartmayı,
üşüdüğünde üstüne bir şey giymeyi falan öğrendik ve onu kendimize yapmayı sürdürüyoruz. Mesela temin hamallık yapan insan onu yapmıyor. Kendi ilişkisini kesiyor dediğim şey. Değil mi? O içerideki bebeği kapatıyor kontağı. İçindeki bebeğin yoruldum, istemiyorum bunu yapmak. Yeter artık falan demesini duymamaya uğraşıyor. Çünkü eve ekmek götürecek. Ama bu kendi içindeki çok derin bir katla bağlantısını keserek mümkün oluyor. Aslında tabii ki demek ki aslında çok yoğun, ağır bir iş şey de gayri insani. Mecburen daha insanlık buraları bırakabilmiş değil ama gayri insani bir şey. Şimdi bu içimizdeki bebek ayrıca dürtüsel alanımızı oluşturuyor. Yani bir insan dünyaya geldiği zaman dürtüleriyle beraber geliyor ve bebeğin annesine bağlanmasında bebeğin dürtüleri önemli bir faktör. Dediğim gibi hiç ayrışmamış olan dürtü temin. Buralarda anlaşılmayan bir şey olursa sorun açarım. Bebeğin işte dikkat kapasitesi gelişmeye başladığı zaman, bir oyuncakla oynamaya başladığı zaman veya annesinin gözünün içine bakmaya başladığı zaman o bebeğin vücudu kucağa alındığında hoşuna gidiyor bebeğin. Duyarlılık oluşuyor. Yani o bebekteki bahsettiğim bağlanma kapasitesi dürtüsel karşılığı çocukta haz alabilecek bebekte haz alabilecek bir kapasitenin oluşmaya başlaması. Ama haz nereden alınıyor? Bir bebek için cinsel bölgelerden alınmıyor. Nereden alınıyor? Önce ağızdan. Yani çocuk yediği yemekten, emdiği memeden haz almaya başlıyor. Halbuki ilk yeni doğan bebekte öyle bir haz duygusu yok. Sonra kucağa alınmaktan haz duymaya başlıyor. Yani ve bebeğin kucak istediğini çoğu zaman anneler algılarlar. Onun da olması yine bu bebeğin dürtülerinin, bedenindeki dürtülerinin haz almaya uygun hale gelmiş olmasından kaynaklanıyor bu şey. Bu özellik, tamam mı? Çocuğun bu kapasitesi. Yani sonra bebekteki dürtü, işte hani bilgi olarak söylüyorum, artık bebeklik dönemi geçtikten sonra işte iç organlarına gidiyor. 2 yaş civarında çocuğun dürtüleri önemli ölçüde bağırsaklarında, kakasında. Ondan sonra 2,5 yaşından sonra da cinsel bölgelere geliyor. Ama bunların bir insanda dürtüsel alanların, yani işte nedir onlar? Ağız, vücut, kıç, cinsel bölgeler. Ne kadar dürtü taşıdığı annenin bebeğe verdiği emekle ilgili bir şey. Yani anne eğer bebeğe ruhsal olarak geliştirecek, enerjisini geliştirecek bir annelik yapabiliyorsa çocuğun dürtüleri büyük ölçüde, çok büyük ölçüde cinsel bölgelere geliyor. Ve o zaman da o çocuk hayatı boyunca hep sevmek istiyor, sevilmek istiyor. Sevgi ilişkisi olmadan mutlu olmayacak bir insan oluyor. Çünkü öyle bir kapasitesi oluyor. Güçlü bir dürtüsel kapasitesi oluyor. Güçlü bir libidosu oluyor. Tamam mı? Ama diyelim anne bunu beceremedi. Çocuk diyelim ki dürtüler çok fazla, kıçında kaldı. Çok mesela parayı insanlardan çok seviyor. En çok para seviyor. Para kimi? Kakayı sembol seviyor. Veya kuralları insanlardan çok seviyor. Yani vardır öyle insanlar ya. Kurallar daha önemlidir yani. İnsanlar daha arka planda gelir. Mesela onların dürtüsü büyük ölçüde kıçında kalmıştır. 2,5 yaşına kadar annenin çocuğa verebileceği bir şey mi zor? Nereye kadar? 2,5 yaşına kadar annenin verdiği ilgiyle alakalı bir şey mi? Yok. Yani bir kere mesela şöyle örnekler biliyorum ben. Zaten kitaplarda da yazar bu. Mesela diyelim ki bir çocuk annesi 8 yaşında ölmüş. Mesela diyelim ki bir kız çocuğu 8 yaşında annesini kaybetmiş. Veya diyelim ki bir çocuk ilkokul çağına gelmiş, yatılı okula göndermişler. Yani baktığınız zaman görürsünüz o çocuğun 8 yaşında kaldığını,
o çocuğun yatılı okula gönderilen çocuğun 6 yaşında kaldığını görürsünüz. İlişki koptuğu zaman, yani büyüten insanlarla ilişki koptuğu zaman ya onu ikame eden bir şey olması gerekir. İşte diyelim ki anne öldü, teyze çocuğu aynı anne gibi benimsiyor, onunla bir ruhsal bağ kuruyor, böyle bir yatırım yapabiliyor, o zaman çocuğun büyümesi durmaz. Ama onu büyütecek olan insan ortadan kalkınca o çocuk hep o hep o yaşta kalır. Peki anne baba ayrıldığı zaman ne? Anne baba ayrıldığı zaman ideal olan her zaman çocuğun anneyi de babayı da kaybetmemesidir. Her şeyi ona göre düzenlemeye çalışırsın. Ama kaybedersen. Ama tabii aynı evde olup ayrılmamış olup da birbirleriyle hiçbir ilişkisi kalmamış insanlar da var tabii. Ama neticede değil mi ayrılıklarda en önemli. Böyle bir şey. O da eğer diyelim ki baba gitti, çocukla alakası kalmadı. Evet. Anne ne kadar büyütebiliyorsa o kadar büyütür o zaman çocuğu. Büyüten nesnenin, şimdi çocuk mesela ilk 3 sene, 2,5, ters olmuş değil mi? İlk 2,5-3 sene zaten çocuğu anne büyütür. Ondan sonra devreye baba girer. Yani işte babanın eril enerjisi, çocuğu doğruda tutmaya çalışan, temin söylediğimiz, anlatmaya çalıştığımız çerçeveyi, çerçevenin bozulmadığına, baba bozulmamasına gayret eder. Ve çocuğa enerji olarak da destek verir. Hadi gel beraber yapalım da bilmem ne, bilmem efendim, işte mesela eril enerji çocuğun kendini koruyabilmesini sağlar. Dişil enerji ihtiyaçlara duyarlılık içeriğindedir. Acıktığını, susadığını veya işte etrafındaki insanların bir şeye ihtiyacı olduğunu algılamasını ve onun gereğini yerine getirmesini sağlar. Yani annelik kapasitesi oluşturur. Eril enerjide çocuğun doğruda durmasını, kendini ve karşıdaki insanları doğruda tutmasını, dolayısıyla kendini korumasını falan sağlayan bir enerji. Böylece onlar birbirini tamamlar. Çocuk bir yandan ihtiyaçlarına duyarlı, bir yandan da kendini doğruda tutan, başkalarının da kendine zarar vermesine izin vermeyen bir denge yakalamaya uğraşır. Eğer anne ve babadan eril ve dişil enerjileri yeterince alabiliyorsa, yani anne babanın çocuğa yatırımı varsa. Ama anne çalışıyor, ona göre olur o zaman her şey. Enerji ne kadar verebiliyor çocuğa, ne kadar zaman ayırabiliyor, ne kadar yatırım yapabiliyor. Yani insanlar şunu bence tam anlamıyorlar. Bir şeyi, diyelim ki çocuğunuz var, ona bir yatırımınız var. E ben hem çocuğuma bakarım, hem çalışırım. E canım senin çalışman, oraya yatırım yapmazsan yürür mü? Oraya da bir yatırım yapacaksın. Değil mi? Adam sana maaş veriyor. Senden bir şey bekliyor. Sen oraya bir yatırım yapmazsan, o işte atarlar seni, kovarlar. Bir de küçük düşersin. Peki, o tabii doğru, işe de yatırım. Nereden çekeceksin o yatırımı? Ya çocuktan çekeceksin, ya kocandan çekeceksin, ya kendinden çekeceksin. Bir yerden çekeceksin. Yani her şeyi bir arada yani anlatabiliyor muyum? Sahip olduğumuz enerjiyi bir şekilde nerede kullanacağımız, o yatırım yaptığımız şeylerdeki içeriği belirler. Ne kadar parlak bir çalışan olmak istiyorsanız o kadar çok yatırım yapmanız gerekiyor. İşte çocuk, ne kadar sağlıklı bir çocuğunuz olmasını istiyorsanız o kadar o çocuğa yatırım yapılıyor olması lazım. Hem annenin hem babanın. Bu hayat şartlarında zor. Anneler çalışıyor. İşte bu hayat şartlarında zor. İşte bu gelecek kuşaklar ne olacak diye herkes kaygılar yani, değil mi? Etrafımızdaki yeni yetişen çocuklara baktığınız zaman eyvah, çocuklar ne yapacak diyoruz. Evet, nereden geldik biz buraya? Çok meditasyonun namaz kılmayı falan. Evet. Şimdi burada o çimdideki bebek oradan şey. Aslında bütün bu
derinleşmeye, derinleşme dediğimiz şeyler. İster yoga yaparken, ister ibadet ederken. Tabii yani adam namaz kılıyor, ne bileyim aklından işte borçlarımı nasıl ödeyeceğim, şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım. Bunun bir manası yok. Bahsedilen şey, ister meditasyonda derinle. Tamam, her şeyde önemli olan aslında insanın bu pratikler insanı kendi ruhuna veya içindeki bebeğe yaklaştıran pratikler. Dolayısıyla bu pratiklerin bir kere her şeyden önce bir derinleşmeye neden olması gerekiyor. Derinleşme dediğimiz şey de aslında içimizdeki o daha derin katlardaki işte diyelim ki o bebeğe erişmek ile mümkün. Şimdi onunla ilgili şöyle bir bakacak olursak şimdiye kadar neler yapılmış diye mesela işte ne bileyim tasavvufla ilgili olarak okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Mesela diyelim ki insanın dış dünya ile ilgili kafa meşguliyetinin azaltmaya çalışmışlar. Ne yapmışlar bunun için? İşte demişler ki karanlık bir odaya gir, işte her günde sana bir tabak zeytin, ekmek falan biraz su verirsin, yanına da bir güğüm. Sen git orada 40 gün kal demişler. Değil mi? Ne yapmaya çalışmışlar? Zihninin işte akşam ne yiyeceğim, şimdi karıma nasıl bunu söyleyeceğim falan veya işte ne bileyim ortağımla ne yapacağım gibi dertlerden uzaklaştırmak istemişler. Halvet diyorlar buna. Halvet denen şey kişiyi dış dünyadan çekip dış dünyayla temasını azaltmak. Dış dünyayla ilgili temas azalırsa o zaman insanın daha kendi içine doğru dönebileceği ve derinleşebileceği farz edilmiş, düşünülmüş. Öyle olur mu? Olur. Olur ama bu bir sürü insan içinde büyük bir travma yaratabilir. Bir sürü insan hastalanabilir o süreçte. Ağır korkular olabilir. Yani bu herkesin harcı değil. Yani çünkü şöyle, şimdi geliyor iş o zaman şuraya dayanıyor. Şimdi diyelim ki halvete soktun bir insanı. Ne oluyor o zaman? İçerideki bebeğin etkinliği artıyor. Eğer senin içindeki bebek çok öfkeli bir bebekse, çok sağlıklı bir bebeklik yaşamadıysa bu insan, o zaman o insanın orada hastalanma riski var. Tamam mı? Peki nereden anlayacağız bunu? Diyelim ki karanlıktan korkuyorsunuz. Diyelim ki işte mezarlık önünden geçerken ürperiyorsun. Diyelim ki deprem olacak diye ödün kopuyor. Diyelim ki bir travma yaşadığında, bir ameliyat olduğunda, bir kaza olduğunda allak bullak oluyorsun, uzun bir zaman kendine gelemiyorsun. Bütün bunlar içerideki bebeğin çok sağlıklı olmadığını gösterir. Temelin zayıf olduğunu gösterir. Yani ne demek temelin zayıf olması? İçeride büyük bir öfke potansiyeli var. O öfke potansiyelini ortaya çıkartan nedenler, savaş, deprem, kaza, ayrılık, korkuların çok artmasına neden oluyor. Tamam, neden korku artar? Aslında içerideki öfke uyanınca korku artar. Ama öfkeyi hissetmeyiz. O kadar derin ve o kadar hissedilmeyen korku olarak algılarız. İşte karanlıktan korkuyorum. Uyuyamıyorum. Mesela uyuyamamak. Değil mi? İnsan kendini bırakamadığı zaman uyuyamaz. Yani uykuya bırakabilmek gerekir. Uykuya kendimizi bırakmamızı engelleyen endişelerimiz, gerginliklerimiz varsa uyuyamayız. Veya kafamız bir şeyle çok meşgulse, bizi dünyaya bağlayan bir şey varsa, bir derdimiz, dişimiz ağrıyorsa, tamam mı? Bırakamazsın o zaman kendini. İçerideki o derin katlara inemezsin. Çünkü uyku anne karnına geri dönüştür. Sağlıklı bir uyku. Yani kabah kalkıyorsun, dinlenmiş. Kalkıyorsun, için huzurlu. Niye sabah oldu ya falan gibi bir derdin yok. Böyle bir uykudan kalktıysa anne karnına inmişindir. Aslında bu demin anlatmaya çalıştığımız regresyon çok sağlıklı bir insanda yani
temeli çok sağlam olan bir insanda uyku derinliği o zaman çok fazla olur. O zaman her gün zaten meditasyon yapıyordur uykuda. Ruhsal enerjisi yenilenir. Bu mevzu, yani bu regresyon, bu işte yoga moga geliyor, şuraya dayanıyor. Onun için konuşuyoruz. Yani yeni bir enerji aktarımı olur mu insanın hayatında? İşte yoga yaparken veya ibadet ederken veya işte regresyona girerken, meditasyonla regresyona gel. Evet, olur. Ama derin uykuda da aynı şey olur. Bir şey var. REM uykusu diye bir, şimdi uykuyu çeşitli fazlara ayırıp anlamaya çalışıyorlar. Evet, bir uykunun bir fazında anne karnına gidiyor. Derin uykunun. O uykuda tam bir dinlenme oluyor. Yani ne demek anne karnına girmek? Şu, bütün enerjin yenileniyor. Yorgunluk dediğimiz şey aslında içimizdeki enerjinin bitmeye başlamasıyla ve onu yavaş yavaş öfkeli bir enerjinin oluşmaya başlamasıdır yorgunluğu yapan. Yani yorgunluk, taze, temiz enerji biter ve öfkeli enerji başlar, o zaman yorgunluk hissi olur. Tamam, şimdi bu yorgunluk hissini iyi bir uyku gideriyor. Nasıl gideriyor? Çünkü o öfkeli enerjiyi temizliyor. Nasıl temizliyor? Anne karnına tekrar geri döndürerek. Yani bir bakıma işte bütün mistik deneyimlerde olan şey, zaten eğer mistik deneyim yeterince derinse anne karnı, hatta onun da arkasına gidilir. Yani anne karnından önceki yere geçilir. Önceki hayata geçilir. Mistik deneyim ne kadar derinse o kadar daha önceki hayatlara, eski hayatlara doğru bir geri gidiş oluşturur. Ama anne karnına kadar gidilmesi insanı demek ki yenilemeye ve tazelemeye yetiyor. Aynı yere bağlanabilir. Yani demek ki diyebilirsin ki depresyon insanın aslında içindeki öfkenin artıp ama hissedilmiyor, öfke olarak hissedilmiyor. Artıp yavaş yavaş insanı sevemez hale getirdiğinde o zaman derin uyku da bozuluyor. Öyle olur zaten. Değil mi? Derin uykuyu engelleyen en önemli sebep içerideki öfkenin fazla olması. Ama ne oluyor da işte bilmem hayatını normal sürdüren insan birdenbire işte böyle bir hale geliyor. Ve çoğu zaman insanlar kendilerini yeterince koruyamıyorlar, kendilerini kullandırtıyorlar, kendilerini değersizleştiriyorlar veya yaptıkları yatırımın karşılığını alamıyorlar falan. Ve bütün bunlar bir enerjinin alma verme dengesini bozuyor. Ne oluyor o zaman? Yavaş yavaş içerideki öfke artıyor. Ne oluyor? İşte enerji azalıyor. Ne oluyor? İşte uyku bozuyor falan. Ama tabii sonuçta bu nörotik depresyon dediğimiz veya işte bir milyonlarca insanın antidepresan alarak gidermeye çalıştığı depresyon daha çok bu sebeple oluyor. Bu dengeyi doğru kuramamak. Kendini doğru idare edememekle ilgili olarak oluyor. Hocam, genelde bu öfkeyi biz anlayamıyoruz galiba. Yani mesela uyuyamayan bir insan ya da depresyona giren bir insan diyorsunuz ki içindeki öfkeden dolayı aslında birleşiyor, öfke vardır. Ama biz genelde bu öfkeyi hissetmiyoruz. Ama depresyonu hissediyoruz. Anlamanın kendinizde bir yolu var mı? Yani çok tamamen dediğin gibi oluyor. Yalnız işte o zaman şöyle durumu tekrar tanımlayalım. Yani demek ki bizim varlığımızın bir kısmı bizim bilinç alanımıza çıkıyor. Bir kısmı bilinç alanımızın altında varlığını sürdürüyor. Bizim onunla olan temasımız zayıf. Onunla olan temasımız
oradaki problemin daha çok kendini gösterme biçimleriyle ortaya çıkıyor. İşte uykusuzluk, depresyon, şu bu. Tamam. Veya korkular olarak kendini gösteriyor. Şimdi burada zaten mesela diyelim ki bir insan depresyon nedeniyle gelse terapiye, yapılmaya çalışılan şey başlangıçta tamamen şimdi senin söylediğindir. Yani o öfkesinin farkına varması. Mesela agorafobi yapan veya işte panik atak yapan, şimdi panik atak demeyi tercih ediyor insanlar. Veya çeşitli korkuların nedeni olan öfke ruhsal alanda değildir. Ruhsal alanın altındadır. Dolayısıyla onu tanımak için bayağı bir emek vermek ve uğraşmak gerekir. Çoğu zaman da birinin yardımı gerekir. Ama tabii ki bu şey, bunu bilmek, yani aslında başının ağrısının mesela öfkeden kaynaklandığını bilmek veyahut da ne bileyim çarpıntının öfkeden kaynaklandığını bilmek bir sürü insanda acaba ben neye öfkelenmiş olabilirim gibi bir arayışa yol açıyor. Ve bulabiliyor o zaman insan. Ha bak şurada bana şu arkadaşım şöyle bir şey söyledi. O anda fark etmedim ama ondan sonra başım ağrıdı veya çarpıntım oldu. Tabii daha çok önemli insanlarla olan problemler yüzünden oluyor bu öfke. Sokakta, trafikte, bilmem nedeki hissettiğimiz öfke zaten çoğu zaman da farkında oluyoruz. Ama mesela diyelim ki şöyle bir şey, mesela diyelim ki trafiğe çıktınız ve işte sürekli birileri önünüze geçiyor, oradan bilmem ne kornalar çalıyor, bilmem ne 5 dakikada gideceğiniz, 20 dakikada gidemiyorsunuz, şudur budur. Mesela orada oluşan yorgunluk aslında içimizdeki öfkeyi uyandırmış olmasından kaynaklanıyor. Oradaki o trafikteki keşmekeşi içimizde bir öfke oluşturmuş olmasından kaynaklanıyor. Yani öfke bizim zannettiğimizden çok daha fazla hayatımızın kalitesini belirliyor. Ve de en çok bozan da daha çok şey, yani işte küfrediyorsun. Allah cezanızı versin, eşekler diyorsun bilmem. Bu iyi. Bu bir esas fark edilmeyen daha büyük sorun yaratıyor. Ama bu çok önemli bir mevzudur. Yani bütün insan çok iyi bir annelik aldığında annesi onun öfkelendiğini, kırıldığını veya işte çocuk okuldan geliyor, canı sıkılıyor. Oğlum sen bir şeye sıkılmışsın diyen anne vardır. Veya işte ne bakıyor çocuk işte bir şeyden çekiniyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey seni korkuttu mu? Veya ne oldu? Daha önce hani uğraştın da yapamadın mı? Şimdi bunları anlamaya çalışan bir anne, yani çocuğuysanız büyük ölçüde sizi rahatsız eden, sizi öfkelendiren, sizi yoran şeyleri fark edersiniz. Ama anne işte kendi derdine düşmüş. İşte çocuk kendi kendine büyüyorsa o zaman zordur. Kendi öfkeni, kendi rahatsızlığını hissetmek. Ama mümkündür. Bilirsen kabaca yine de bir faydası olur. Öyle bir anne olmak için öyle bir annelik almış olmak şart mı? Şart demeyeceğim ama eğer öyle bir anne aldıysan zaten kendiliğinden öyle anne olursun. Ama öbürü için çaba sarf etmek gerekir. Emek vermek, uğraşmak. Ama dediğim gibi ilişkilerde de insanlar birbirinden bir şeyler öğrenirler. Bir ilişkinin içerisinde insan, karşındaki insanın bir sürü özelliği size bir şeyler katabilir. Sizde yeni özelliklerin oluşmasına neden olabilir. Yani öyle şanslar var, sadece işi anneye bağlamayalım. Duyulan şey veya bir şey fark ettikten sonra onu affetmek veya empati kullanmak olacak. Yok, hayır. Mesela öfkeyi fark etmezse, mesela diyelim ki birisi sen bir şey anlatıyorsun, başka bir şeye bakıyor veya seni dinlemiyor veya başka bir soru soruyor, kel alaka bakıyorsun dinlememiş. Eğer buna öfkelenmezsen kendini değersiz hissedersin. Değersizlik duygusu oluşturmaya başlar. Ama öfkelenirsen bir şey olmaz. Öfkelenmiş olursun. Gerekire baktığında öfke tavsiye edilen bir şey. Ya bir kere her şey dönünce biz şeyiz, yani varlıklar olarak bin bir tane son derece hassasız, son derece duyarlıyız ama duyarlılıklarımızın ve hassasiyetimizin farkında değiliz.
Değil mi? Onların ne kadar fazla farkında olursan o kadar kendini iyi korursun. O kadar da işte bu mesela diyelim ki senin için çok önemli olan bir arkadaşın, sen işte bir şey anlatıyorsun, dinlememiş seni. Sen de seni dinlediğini zannediyorsun. Yani orada mesela ona öfkelenmek gerçekten bunun illa onun kafasını gözünü yarmak anlamında bir öfke olması gerekmiyor. Niye dinlemiyorsun? Yani en azından onun rahatsızlığını algılamak, dinlememiş olmaktan kaynaklanan rahatsızlığını algılamak o değersizlik duygusunun oluşmasını engeller. Yoksa onun enerjisi değersizlik duygusu yapar. Mesela peki şu anda ne ülkenin genel halinden kaynaklı ülkedeki insanlara karşı bende bir öfke oluşuyor. Daha sonra bir empati kurmaya çalışıyorum. Hani insanların niye böyle davranıyor, niye böyle baktığına dair. O an duyduğumu sanıyorum. Ama aslında öfkem devam ediyor ve burada benim aslında ülkem olan sevgim azaldı. Mesela sizce böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Yani bir kere böyle bir durumda. Bak bir kere burada şimdi diyelim ki sen bu ülkeye yatırımını sürdürmek istiyorsun. Tamam. Birileri de senin bu ülkeyi sevebilmeni zorlaştırıyorlar. Hatta imkansız hale getiriyorlar. Ya bu insanlara kızacaksın ya bu ülkeyi sevmeyeceksin. Kızacaksın ya. Senin sahip olduğun önemli bir şey değil. Değil mi? Burada bir sürü anım var. Efendim bir sürü bir yaşamışlığım var falan. Yani bir bağlılığım var. Ne bileyim vatanım diyorsun işte. Özlüyorsun, anıların şu bu, bir sürü bir şey. Onu sebemez hale getirilmesine kızacaksın tabii ki. Kızmamak daha kötü. Bunun şeyi yok, mucize yok. Sonuçta sen bir şeysin, varlıksın. Bir etkileşim içindesin dışındaki dünyayla. Burada söylemeye çalıştığım şey, o etkileşimi kesmemek gerekiyor. Veya o etkileşimin sende oluşturduğu bütün duyguları, hakiki duyguları olabildiğince algılamak lazım. Ama yani tabii ki dolayısıyla şu anda bence, şu an toplum öyle bir süreçten geçiyor ki hastalandı. Ha hasta bir insanla beraber yaşıyorsunuz. Değil mi? Adam paranoyak. Her dakika size sen bana kötülük yapacaksın, sen bana kötülük yapacaksın deyip zarar verebilir. Öyle bir durumdayız yani. Nasıl rahat edeceksin, nasıl huzurlu olacaksın? Böyle bir şey beklenemez. Toplum hastalandı. Erdoğan Bey, ben bir şey soruyorum. Öfkelenmekle ilgili. Şimdi bazı insanlar öfkeleniyor. Çok spontan bir şekilde anında fark edip öfkesini gösteriyor. Sonra da geçiyor ve devam ediyor hayatına. Bazı insanlar da öfkelenince öyle bir yola giriyor ki böyle yani çıkamayacak şekilde. Bilmiyorum, sanki kadınlar daha ikincisindeki gibi oluyor. Ya da ben kendi içimde o yola girmemek için bazen öfkelenmemeye çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Ama bunun bir sağlıklı hali var mı? Yani öfkeyi sağlıklı bir şekilde açığa çıkarmak demek ne demektir? Yani şimdi öfke deyince aslında bir sürü öfke var. Yani işte mesela diyelim ki eğer bir insanın öfkesi çok yok edici bir öfkeyse İnsan o yok edici öfkeyi bastırmak zorunda kalır. Yoksa işte eline silah alıp öfkelendiğini halletmeye çalışması lazım. Ya da kafasında bir şey vurması lazım. Dolayısıyla o yok edici bir öfke. Şimdi bu yok edici öfkeyi mecburen ama bu yok edici öfkenin arkasında işte dediğim gibi demin temeldeki, yani bebeklik dönemindeki problemler yatar. Bu kadar fazla bir yok edici öfke varsa. Ama kullanılması gereken öfke, insanın kendini koruması için bir öfkeye ihtiyacı vardır. İşte biz size zarar veriyor. Siz öfkenizi kullanarak o zararı engellemeye çalışırsınız. Veya temin arkadaşım söyledi, ben bu memleketi sevebilmek istiyorum diyor. Tamam mı? Onu sevmeyi sürdürebilmesi için muhakkak bunu bozanlara karşı bir öfkesi olması lazım. Tamam mı? Böyle bir öfke, yapıcı bir öfke bu. Yani biz içimizdeki sevgiyi bağladığımız insanları sevilebilir tutmak için, bu memleket de olabilir, sevilebilir tutmak için bir çaba gösteririz.
Yanlış bir şey yaptığı zaman onu öfkeleniriz ama arkasında onu sevilebilir tutma ihtiyacı vardır. Dolayısıyla daha çok kullanılması ihmal edilmemesi gereken. Şimdi bunu yapmazsanız sevdiğiniz insanları bir süre sonra sevemez hale gelirsiniz. Her şey yolundaymış gibi yapıyorsanız bir insan çeşitli özellikleriyle sizi rahatsız ettiği halde sonunda o insanı kaybetmek zorunda kalırsınız. Veyahut da ilişki çok yapaylaşır. Birbirine dokunamayacak hale gelirsiniz. Burada kastedilen o. Yoksa daha derin bebeksi öfke gerçekten zaten kullanılamaz. Çoğu zaman ama bu ağır diyelim migren yapan mesela veya ağır romatizma yapan falan vücuda döndüğünde veya kolit yapan veya işte kron hastalığı yapan ciddi hastalıklar yapan öfke bebeksi ve ağır öfkedir. Pek kullanılma olasılığı olmayan. Ama yine de o öfkenin fark etmek, illa onu fark edince eyleme sokmak değil. Ruhsal alanı almak mesela vücuttaki şeyleri ortadan kaldırır. Migreni ortadan kaldırır. Kron hastalığını ortadan kaldırır. Yüksek tansiyonu ortadan kaldırır. Tamam mı? Yani ruhsal alana sokmak başka bir şey, eyleme dökmek başka bir şey. Ruhsal alanı almak kaynağını fark etmekten mi geçiyor? Evet. O öfkeyi ona duyduğun öfkeyi hissetmek. Ama bunun... Tam anlamasan da kaynağı. Yani bir öfken olduğunu onu yavaş yavaş... Öyle başlıyor tabii. Sonra adını koyarsan daha iyi olur. Yani adını koyabilirsin. Bak şu hareketine, şu tutumuna daha çok öfke veriyorum. Adını koyabiliyorsan o seni büyüten, geliştiren bir şey olur. Hocam, migrenin kaynağını sadece ruhsal olarak çoğu zaman bir takım hastalıklar multifaktöriyel denir. Bir ayağı işte ruhsaldır, bir ayağı işte bünyeseldir, bir ayağı genetiktir falan ama ayaklardan bir tanesi devre dışı bırakılırsa hastalık geçer. Yani mesela diyelim ki bazı romatizmalar veya astım mesela hem bir şey komponenti var, ruhsal bir komponenti var. Daha çok ayrılma güçlüğünde, separasyon anksiyetesi yoğun olan bebeklerde görünen bir şey mesela aslında. Annelerine fazla bağımlı, annelerinden ayrılmayı beceremeyen veya annenin bebeğin kendinden ayrılmasına izin vermediği durumlarda mesela bebeklerde, çocuklarda aslında daha çok görülür. Ama annenin de veya da ne bileyim belki babanın da geçmişinde astım olabilir. Yani genetik bir komponent de olabilir. Ama sadece genetik komponent açığa çıkartmaz. Ruhsal komponent eklenci için tablo oluşur. Yoksa hani demiyorum bütün hepsi ruhsal kökenlidir. Başka sebebi yoktur. Yoksa gerçekten böyle birçok genetik yükünü olduğu hastalık var. Ama tabii şöyle de düşünmek lazım. Yani işte diyelim ki mesela anne migren, kızı da migren oluyor. Çoğu zaman annenin karakter özelliklerini çocuk içselleştirdiği için o da migreni taşır. Yani orada genetik mi? Yoksa annenin özelliklerinin içselleştirilmesinden mi kaynaklanıyor? Yani pekala genetik de olmayabilir. Tabii. Her kişi içindeki çocuk ya da bebeğin öfkeli bir bebek olduğunu fark etmeye başlıyor. Ama kaynağını çok da anlayamıyorsa neden öyle diyeceğini. Bu dönüştürülebilen bir şey mi? Yani meditasyon buna faydası olur. Yani şöyle diyeyim. Şimdi demin dedim ya içerideki bebek çok öfkeliyse zaten diyelim uykuya kendini bırakmakta zor olur. İşte meditasyon da zor olur. Efendim yogada da belki çok bütün şakraları açmak mümkün olmaz. Ama bu demek değildir ki bu insanlar bundan yararlanmaz. İçerideki bebek çok öfkeli olduğundan. Mesela diyelim ki grup meditasyon. Meditasyon yaparken ortamda başka insanların olması mesela daha fazla kendini bırakabilmeye yol açar. Ama diyelim işte içinde büyük bir bebeksi öfke var. Adamı koydular 40 gün hücreye. Hadi bakalım sen
evliya olacaksın dediler. Adam delirmiş olarak çıkabilir. Tamam, ama bu insan, bu 40 gün yalnız kalamayan insan, pekala grup meditasyonundan veya yogadan veya bir takım başka veya belki ibadetten yararlanabilir. Yani dönüştürülebilen bir şey aslında. Evet, ama hani böyle ne bileyim işte ölçüsüz bir şekilde, işte mesela ne bileyim işte okuyorum, işte LSD mesela kullanıyor insanlar. Mesela LSD ne yapıyor? Şimdi onu söyleyecektim. Yani şunu bu arada geri gelmişken söylemiş olayım. Bu derinleşebilmek için uygulanan tekniklerden bir tanesi, işte dünyayla ilişkiyi bozmaksa, bir insanı halvete sokmaksa, bir başkası da zihni durdurmak. Bütün meditasyon tekniklerinde zihni yavaşlatabilmek için, durdurabilmek için birçok şey yapılır. Mesela LSD de zihni parçalayan bir madde. Yani zihni durduran bir madde. Veya bir takım işte şeyler, mantarlar, kimyasallar falan. Zihni faaliyeti dumura uğratıyor. Tamam mı? Zihni faaliyeti dumura uğrattığında, hani LSD'nin bunu ne kadar yapabildiğini bilmiyorum. Dozuyla bağlantılıdır muhtemelen. O zaman işte kişinin eğer o bebeksi öfkesi çok fazlaysa hastalanabilir. Ya da işte mesela şunları bilmek lazım. Diyelim ki meditasyon yapıyorsun. Aklına düşünceler geliyor. Gelsin. Onlar seni koruyor. Tam o kadar derinleşmeye müsait değilsin. O kadar derinleşirsen korkacaksın. O kadar derinleşirsen zarar göreceksin. Bünyen kendi gücüne göre ayar yapıyor. Aklına bir sürü şey getiriyor. Bırak getirsin. Bu sen meditasyon yapamazsın anlamına gelmiyor. Ondan yararlanırsın. Hem de senin bünyene uygun olan dozda yapmış olursun. Yapay şeyler koymamak lazım araya. İşte bu şeyler, halüsinojenler gibi veyahut işte böyle şey yapmak gibi, halbuki sokmak gibi. Aynanın kişi kendi fark etmeye başlayabilir mi? Neyi? Yok. Zaten onun nedeni yoktur. Dıştan bilinir mi? Yok. Yani şimdi şöyle. Diyelim ki bebeksi bir öfke var. Tamam, o bebeksi öfke. Zaten doğduğun zamanki öfke. Yani o sonradan herhangi bir şeye öfkelendiğin için oluşmuş bir öfke değil. Orijinal bu dünyaya gelirken getirdiğin öfke. Annelik o orijinal öfkenin azalmasını sağlıyor. Anne, şimdi bu da işte oturabilen, bilmem hayatı yaşayan bir insan olabildiğine göre, değil mi? Diyelim ki otistik bir çocukta, şurada senin oturduğun gibi oturup bu kadar saat bunu dinleyemez bu konuşmaları. Demek ki annen sana bir annelik yapmış. Ama yapabildiği arka plandaki bütün öfkeyi giderecek ölçüde olmamış. Orada kalan bir şey var. İşte bahsettiğimiz o. Dolayısıyla o kalanın şeyi yok ki. Yani duygusu yok. Öfke o. Sadece büyük bir korkuya neden olur. İşte diyelim ki bir travma, deprem falan sırasında. Veya bir bombardıman altında kalırsan falan. Anlatabiliyor muyum? Yani onu karıştırma. Bu birine bir şeye öfken değil. Orijinal, varlığın orijinal öfkesi. Karmik sorun. Karmik sorun. Getirdiğin şey. Ya işte demin dedim ya, insan dünyaya geldiği zaman sadece her şeyi içine almaya beceren bir enerjisi var. Tamam, o aslında haset öfkesi. O haset enerjisi. Yani sürekli haset ettiği şeyi yiyip içine almak isteyen bir varlık bebek. Tamam, ağır bir haset. O aklı hayale sığmayacak kadar büyük bir haset. Ne yapsa hasetinden yapıyor. Yani bakması da, koklaması da, tamam mı? Yemesi de hasetinden. Şimdi bu varlık bu haliyle dünyaya salsa, gücü olsa her şeyi yer. Yani tamam mı? Kocaman bir kara delik olur. Yani canavar filmlerdeki şey olur. Kara delik olur. Yani böyle her şeyi içine hemen çeken, tamam mı? Orijinal hali o.
Şimdi anne çocuğu alıyor, emziriyor, seviyor, bilmem ne, onu insana çeviriyor. Şimdi burada çevirirken, çevirdi güzel, çevirdi de arka planda yine de böyle erişemediği bir enerji alanı kaldı. O kadara gücü yetmedi, o kadar büyük bir bağlanma oluşturamadı, dikkat oluşturamadı bebeğine. O kadar büyük bir ruhsal bağ oluşturamadı veya kocası destek değildi. Anlatabiliyor muyum? İşte o kaderi değiştirebiliriz de geliyor galiba Berna. İşte şimdi değiştirebileceğimiz var, değiştiririz dedik de %100 değiştiririz demedik. Ben de şunu da sormak istiyorum. Yani değiştirdiğimizi, yani değiştirdiğimizi düşündüğümüz kaderimizin gerçek kaderimiz olmadığını nereden biliyoruz? Tabii ki. Bilmiyoruz. Bahsettiğim şey başka bir şey. Yani dedim ya, hani annenin babanın çocuğu olarak işte belli bir özelliklerle bu dünyada olmaya kader dersek dedim. Ama kaderi değiştirebilir miyiz? Hocam, bu haset çocuk. Haset çocuk. Dünyaya mutlu mu gelir? Yoksa çok mutsuz gelir. Yani anne karnındayken çok mutlu. Anne karnında büyük bütünlüğün parçası olarak kendini hisseder. Cennettedir yani. Doğum, cennetten atılma denen şey bütün dinlerdeki mitoloji o. Doğum. Yani kıçında bir tekme aşağı dünyaya, tamam mı? Cehennemin içine. Cehenneme yani. Başka bir yere değil, cehennem. Anne, o cehennemin içerisinde çocuğa yeniden cennet olmaya çalışıyor. Yani ona işte duyarlılık göstererek, severek, bilmem kokusuyla, memesiyle, bilmem teniyle, sıcaklığıyla, enerjisiyle darmadağınlık olmuş, mahvolmuş varlığı ayakta tutup yeniden bağlanabilecek ve sevebilecek hale getirmeye çalışıyor. Yani maceramız kısaca bu. Tabii. Meditasyon sırasında zihnin içi düşündüğünde seni aslında koruyor. Demek ki derinleşmeye hazır değilsin. Hazır değilsin değil. Ya da işte herkese derinleştiğinde korkacağız. Peki derinleştiğinde de göğsüne bazı şeyler geldiğinde ve onlardan korkmaya başladığında... Dur. Yani orada o zaman senin bir tercihin. Yani senin sonuçları kapalı bir yere kapamıyorlar. Meditasyonda sen oturuyorsun. Tabii. Orada durmayı mı tercih etmeliyiz yoksa onun üstüne geçmeliyiz? Yani genel olarak büyütme, büyüme hafif zorlamayla olur. Yani çocuk işte... çocuğu diyelim ki bir insan, bir çocuk bir şeyler öğreniyor. Biraz zorlama gerektirir ama biraz yani. Taşıyabileceği ve kaldırabileceği kadar. Bir miktar zorlayabilirsin kendini ama fazla zorlamanın bir manası yok. Sürece bırakmak lazım. Eğer kendine karşı saygılı olabiliyorsan zaten kapasiten artar. Ama 6 ayda artar ama 1 senede artar. Değişir bir şeyler. Bir de tabii hayat olaylarıyla ilgili, yani diyelim ki çok kafanı karıştıran şeyler vardır, canını sıkan şeyler var. Ya içindeki öfkeyi arttıran bir hayatın vardır. Meditasyona girmen zayıflar. Huzurlu bir dönemdesindir, artar. Yani biz şey yok bunun, yani makine değiliz. Her anımız birbirine uymaz. Onu al, mesela diyelim ki böyle bir durumda. Ha bak benim şuna öfkem artmış, ben onun için zorlanmaya başladım diyebilmek çok geliştirici bir şey. Yani her durumda öğrenecek bir şey vardır aslında. Erman demiş, benimki yani örnek olarak mesela ilk yolunu mu bilmiyorum ama bir gün bir meditasyona oturmuştum. Çok iyiydim böyle, gayet iyi bir haldeydim ruh olarak. Çok öfke duymaya başladım meditasyon içinde ve hatta böyle meditasyondan çıkıp bir şeyleri böyle parçalama isteği duymaya başladım ve çıkmak zorunda kaldım. Yani bu belki ona bir örnek. Tam örnek oldu. Güzel örnek oldu. Demek ki biraz fazla kaymışsın. Yani seni taşıyabileceğinden fazla derine inmişsin. Yok edici öfkeyle karşılaşmışsın. Ama şu olur, mesela bu anlattığım örnek bence iyi bir örnek. Mesela bu meditasyondan çıktığın zaman önce işte onu bunu kırmak istersin. Birkaç gün hiperaktif olursun. Birkaç gün dikkatin bozuk olur. Ama sonra
oradan çıkan enerji sana eklenir ve kapasiten artar. Yani kundalini çalışıldığı zaman da öyle olur. Yani önce kötü gelir, yani dikkatin bozulur, biraz gerginleşirsin, şu bu falan. Ama sonra o enerji kullanmaya başladığında, bir şeyler için emek vermeye başladığında, o enerji dönüşmeye başlar. Kullanırken dönüştürürsün öfkeli enerji. Dolayısıyla kapasitene eklenir. Bunu anlatabildim mi? Ya işte ergenlik çağında bu oluyor mesela. Çocuk, işte dürtüleri birdenbire ortaya çıkıyor, kız ya da erkek fark etmez. Dürtüler ortaya çıktığı zaman ruhsal alana yine çok öfkeli bir enerjiyi katıyor. Ve dolayısıyla ergen çağın ilk yılı, kızlarda da, erkeklerde de, kızlarda bazen çekingenlik, işte korkularda artma, bilmem işte isyankarlık, bilmem ne falan gibi, erkeklerde daha çok kırma, dökme, serserilik falan gibi biçimlerde, tamam mı? O öfkeli enerji çocuğa ekleniyor, ilk önce çocuğun karakterini bozuyor. Ya bu böyle değil mi diyorsun, ne oldu buna ya, başımıza serseri mi olacak? Ondan sonra bakıyorsun çocuk yalan söylüyor, bilmem ne yapıyor, kedilerin kuyruğuna bilmem ne bağlıyor falan filan. E sonra süreç içerisinde onlar gidiyor, geride kalıyor. Ama bir bakıyorsun ergenlik çağının başında veya ergenlik çağı öncesinde bir çocuk, aradan geçmiş 5 yıl adam olmuş. Kapasitesi artmış, bir sürü bir şey becerebiliyor. Şu bu, yani aynı şey oluyor, tamam mı? Bir öfkeli enerji alanı ruhsal alana giriyor. Önce bozuyor, çamurluyor temiz suyu. Sonra o suyun çamuru çöküyor ama su artmış oluyor. Örneği takip edebildiniz değil mi? Mesela bazı çalışmalar var. Yapay olarak hani öfkeyi uyandırmak üzere tasarlanmış. Katarsis gibi işte, ya da işte çalışmalarla öfkeyi uyandırıp onu açığa çıkarmayı hedefliyor. Bunlar da işe yarar mı? Yani böyle şeyler, mesela işkence mağdurlarında içlerindeki öfkeyi diyelim ki işte kırıp dökerek, yani öyle bir ortam hazırlanıyor, kırıp dökerek veya işte diyelim boks kum torbasına vurarak veya keserek, biçerek, özellikle çok öfkeli otistik çocuklarda mesela öyle bu şeyle, makasla falan bol kestirme işleri yaptırılır. O şekilde deşarj edip o öfkenin yükünden kurtarmaya çalışırlar. Ama hani ne kadar etkili oluyor? Muhakkak bir etkisi oluyordur. Ama hani büyük bir dönüşüm sağlayacak bir etki oluşturuyor mu? Bilmiyorum. Spor da öyle. Spor, yani spor çoğu zaman işte öfkeden kurtulmak için bir bütün toplumca, insanlık kültürünce onaylanan bir şey, yöntem. Bence onunla ilgili bırakamamak kendini. Yani o yapılan işe bence daha hazır olmamakla ilgili bir şey. Yani öyle bir tür şey zorlayarak olmaz. Ancak dediğim gibi irade kullanıp şartlarını, koşullarını, o problemi çözebileceğin şekilde oluşturmaya çalışacaksın. Yani kendine doğru bir çerçeve oluşturacaksın. Kendini onun için tutacaksın. Süreç içinde çözülür. Ne yapalım? Birazcık ara verelim bari. 5-10 dakika. Veya böyle de şey mi yapsak? Evet, 5 dakika. Evet. Evet. Yansıyor önünde, bir şey sorabilir miyim? Konudan tabii. Çok alakası var. Değil mi? Şunları durduralım mı?